haftalık bumerang denemelerde 12. denemedeyiz. 6, 7, 8, 9 ve 10. soruları çözeceğiz. Arkadaşlar videoları lütfen bir izleyen arkadaşlarımız beğeni yaparsalar sevinirim. Beğeni yap, yorum yapılmayınca benim de yani yeni video çekmek de canım istemiyor açıkçası. O yüzden beğenip yorum yaparsanız yani izleyen her arkadaş bunu yaparsa çok sevinirim. Bu şekilde daha hızlıca bazı arkadaşlar soruyor işte 13. deneme ne zaman gelecek, 14 ne zaman gelecek. Ben de altlarına yazıyorum hani yorum yaparsanız yenisi gelecek de şekilde. İzleyen herkes bir yorum yapsın. Teşekkürler yazın. Bir kere de beğenin. Çok zor bir şey değil yani bu. Ben de teşekkür ediyorum. Peki başlayalım. 6. soru. A ve N birer doğal sayı olmak üzere A üzeri N ifadesine üst ifade denir ve A üzeri N ifadesi N tane A sayısının çarpımı da tekrarlı çarpımdır. Tamam. Şimdi diyor ki Fatih ve Kaan tablolarda verilen sayıları her defasında farklı bir tanesini seçerek birinci tablodan seçtiğini taban yapacakmış. Yani şunları taban yapacakmış. İkinci tablodan seçtiğini de üst yapacakmış. Peki. Buna göre Fatih Kaan değeri farklı en fazla kaç tane üstü sayı elde eder? Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce bir kere ilk başta bir 1'i seçtiğimizi düşünelim. Şimdi ben 1'i seçtim, taban yaptım. Bunun üstüne yan tablodan ne gelebilir? Ya 1 gelebilir değil mi? Ya yan tablodan 2 gelebilir, ya yan tablodan 3 gelebilir ya da yan tablodan 4 gelebilir. Şimdi ikinci durumda ben bu sefer 2'yi seçtiğimi düşüneyim. Yan tablodan 1 gelebilir yine üstüne, yan tablodan 2 gelebilir, yan tablodan 3 gelebilir, yan tablodan 4 gelebilir. Üçüncü seferde birinci tablodan 3'ü seçtim. Yan tablodan yine 1, 2, 3 ve 4 gelebilir. Dördüncü seferde de ben 4'ü seçtim bu sefer. Yan tablodan yine 1, 2, 3 ve 4 gelebilir. Şimdi burada kaç tane farklı değer var bakalım. Bir kere arkadaşlar şuradaki birinci satırın hepsi 1 geliyor. Burada bir tane değer var. Daha sonra burası 2 yapıyor. Şurası 4 yapıyor. Şurası 8 yapıyor. Şurası 16 yapıyor. Burada da yani 1, 2, 3, 4, 5 tane değerim oldu. Şu an 5 tane değerim oldu. 3 üzeri 1 3 demek. 3 üzeri 2 9 demek. 3 üzeri 3 27 demek. 3 üzeri 4 81 demek. 4 değer de buradan geldi. Toplam değerlerim 9'a çıktı. 4 üzeri 1 4 demek. Bunu zaten yazmıştım daha önce. 4 üzeri 2 16 demek. Bunu da zaten daha önce yazmıştım. 4 üzeri 3 64 demek. 4 üzeri 4 de 216 demek. Buradan da 2 tane daha değerim geldi. Yani toplam 11 tane farklı değer bulmuş oldum arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz şurada 2 tane değeri daha önce burada zaten şurada ve şurada kullanmıştık. Buradan da toplamda bir değer geldi. Bunları unutmayalım. Evet. 7. soru. Adnan uzunluğu 8 metre, genişliği 12 santim olan düz bir tahtayı eşit parçalara ayırarak uzunluğu 4/5 metre olan tahta parçaları elde ediyor diyor. Şimdi demek ki 8'i arkadaşlar ne yapacağım? 4/5 parçalayacağım. Yani 8'i 4/5'e böleceğim. Yani 8'i ne yapacağım arkadaşlar? 5/4 ile çarpmak demek oluyor bu. Çünkü bölmede ne yapıyorduk? İşareti çarpma yapıp ters çeviriyorduk. 8 ile 4'ü sadeleştirelim. 2. 2 ile 5'i çarptım. 10. Burada ne oldu? Şimdi 10 tane parça elde ettim ben. Peki. Daha sonra elde ettiği bu parçaları yatay şekilde koyduğu çıtalara görseldeki gibi dikeyde yan yana gelecek şekilde çivilerek bir bahçe kapısı yapıyor diyor. Buna göre Adnan'ın yaptığı bahçe kapısının genişliğini bize soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şunların bir tanesi ne kadardı? 12 santimdi değil mi arkadaşlar? Peki ben bu 12 santimlerden kaç tane yapacağım yan yana? 10 tane yapacağım. Yani bu da 120 santim olacak değil mi? Benden zaten istediği de bu. 120 santim istiyor. Şimdi 8'in soruyu çözeceğiz. 8'i de 9'a atlayıp 10'a geçti birden. Yukarıdaki çarpan ağacında boş kutulara farklı birer asal sayı gelmektedir diyor. Tamam. Buna göre Kaan'ın alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım. Bunların her birine farklı asal sayılar geleceğine göre. Ben mesela şuraya 2 versem, buraya 3 versem değil mi? Buranın 6 olacağını düşünebilirim değil mi? Çarpan ağacında boş kutulara farklı birer asal sayı gelecekmiş. Daha sonra o halde buraya artık mesela 2 yazamam. Ne yazayım? 5 vereyim örneğin. Çünkü 2'yi kullandım, 3'ü kullandım. Bir de 5 vereyim. 6 kere 5 30. Burası 30 olur. Peki 2'yi kullandım, 3'ü kullandım, 5'i kullandım. Buraya da o zaman 7 vereyim. 7 kere 30'da burası da ne olur? 210 olur. Yani buranın cevabı 210 olabilir. Peki hemen 9. soruya bakıyorum. Bir odanın pencere duvarında, penceresinde bulunan duvarın ölçüleri böyle verilmiştir bize. Pencerenin alanı duvarın alanının 1/4'üne eşit olduğuna göre, pencerenin boyu da 2 metre olduğuna göre pencerenin enini bize soruyor. Şimdi pencerenin enine x desem ben, burada pencerenin alanı şurası olacak. Yani de buradaki x çarpı şuradaki 2 olacak değil mi? Yani 2x olacak burasının alanı.
Peki duvarın alanı nedir? Duvarın alanı da şurada 2 tam 2 bölü 5 de ne yapacağım? 5'i çarpacağım. Şurayı bir hemen ne yapalım? Bileşik keseri çevirelim. 2 kere 5 10, 12 bölü 5 değil mi? 12 bölü 5. 12 bölü 5'i 5 ile çarparsam 5'ler sadeleşir. 12 kalır. Bu 12 metrekare duvarın alanı. Şimdi bu duvarın alanını 4'te 1'ini bulayım ben. 4'te 1'i 3 metrekare yapıyor değil mi? Bu 3 metrekare de aslında pencere oluyor arkadaşlar. Çünkü soruda bana öyle diyor. Yani pencerenin alanı duvarın 4'te 1'idir diyor. Yani demek ki bu 2x neye eşit olacakmış? 3 metrekareye eşit olacakmış. Buradan da x eşittir. Buradaki 2'yi ne yapıyorum arkadaşlar? 3'ün altına bölü olarak atıyorum. 3 metrekare bölü 2 yapıyorum. Yani cevabım da B seçeneği olmuş oluyor. 1,5 metrekare çıkmış oluyor yani. 10. soruya bakalım. Tahir öğretmen her birinin üzerinde bir doğal sayının yazılı olduğu 10 kartı aşağıdaki gibi sınıfa asmıştır diyor. Böyle asmış bunları. Bu kartlardan üzerinde çift rakamların yazılı olduğu kartların oluşturduğu küme A kümesi. Hemen A kümesini yazalım o zaman. A kümesinde neler var? 2 var, 4 var, 6 var, 8 var, 10 var. Çift rakamlar. Üzerinde yalnız bir asal çarpanı olan sayıların yazılı olduğu kartlar da B kümesiymiş. B kümesine bakalım. Şimdi 2'nin sadece bir asal çarpanı var zaten 2. 3'ün sadece bir asal çarpanı var o da 3'tür. 4'ün de sadece bir asal çarpanı var çünkü bir tek 2 asal çarpanı. 5'inin bir tek asal çarpanı 5. 6'nın asal çarpanlarında ne var arkadaşlar? 2 ve 3 var bu olmaz. 7'nin asal çarpanları zaten kendi asal sayı olduğu için bir tek 7 var. 8'in asal çarpanlarında bir tek 2 var. Değil mi? 9'un asal çarpanlarında da bir tek 3 var. Ama onu alamam çünkü onun asal çarpanlarında ne var? 2 var ve 5 var. Bunları alamam. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Direkt doğru şıkkı inceleyeceğim. Şimdi A ile B'nin kesişiminde 3 tane eleman var diyor. Bakalım A ve B'nin kesişiminde 2 var. A ve B'nin kesişiminde 4 var değil mi? Bir de A ve B'nin kesişiminde ne var? 8 var. Yani 3 tane eleman olmuş oluyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.